Evet, hepinize merhaba diyerek açılışı yapıyorum. Bunu bir önceki yayınladığım videomun başına ekleyeceğim. Bir teşekkür için, yani daha doğrusu çekiyorum şu anki videoyu. Bir video atmıştım YouTube'da, ilk atarımı yapıyorum sonunda diye. Evet, onun altına çok güzel desteklerinizi yazmışsınız. Yorumlarını yazan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Beni desteklediğiniz için çok çok teşekkürler. Rabbim, hani kimin gönlünden ne dileği, ne muradı varsa Rabbim nasip etsin. Gönlündekini, kalbindekini diyorum. Ve isim de yazdım çünkü unutmayayım diye. Yazdım. Onları da hani belirtmek istiyorum hani videomda. Teşekkürlerimi hani tek tek belirtmek istiyorum. İlk önce başta sevgili aileme, annem olsun, erkek kardeşim, ablam, işte kayınvalidem, kayınpederim, görümcem falan, teyzem, yani aklıma şu anda gelmeyen bütün aile diyeyim, kapsamlı olarak onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra da videoya yorumlarıyla bana destek olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet, videoma yorumlarıyla bana destek olan arkadaşlarımın adlarını söyleyeceğim. Onların kanalları olanlara da hani desteklerseniz sevinirim. Marziye Uçan YouTube kanalı var onun da. Aysun'un Mucize Çiçekleri. Yani hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İsimlerinizi hani belirtmek istedim ki yorumlarda. Ha, sessiz kalıp yorum yazmayanlar da vardır illaki. Hani destekleyen, şey yapan, onlara da hani sessiz takipçilerime de çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Sonra Aysun'un Mucize Çiçeklerini söyledim. Hayriye Cancağız Aslaneli. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Fransa'da öğrenci annesi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonra kanalı yok. Hülya Karaosmanoğlu. Eşimin, amcasının oğlunun hanımı kendisi. Yani bana her zaman destek oldu. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Hatta kanalımı mesela tanıtıp abone de topluyor bana. Allah razı olsun diyorum ondan da. Çok çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum buradan onu da. Daha sonra İknur's World, onun da kanalı var. Yani YouTube'a başladığımdan beri hep yanımda olan arkadaşlarım, Marifet Hanım, Ayla, keza ikisi de hani böyle sürekli yanımda olan arkadaşlarım. Hani diğerleri de hani öyle. Ama hani sürekli hani beni yalnız bırakmayan arkadaşlarım çok güzel yorumlarıyla çok güzel destek vermişler. Daha böyle bir motive oldum, yani öyle söyleyeyim. Sonra YouTube'a yani ikinci başladığımdan itibaren Leyla Dereçayır beni hiç yalnız bırakmadı. Allah razı olsun diyorum. Gülsen Öz de vardı bu videoya yorum yapmadan, ama hani böyle ilkler unutulmaz ya, hani onları mesela yere ayrı oluyor bende. Leyla Dereçayır'a da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sonra Yeliz Coşkun. Onun da YouTube kanalı var, Yeliz Coşkun'un. Takip ederseniz sevinirim. Ukala Selia. Bu da yani abla diye yorumlarda belki hani dikkatinizi çekmiştir. Onu da çok seviyorum. Ona da destek olursanız çok sevinirim. Yani başka, ha, kadın isterse başarır. Onun da YouTube kanalı var. Bir de Asuman Tanışık. Onun YouTube kanalı yok galiba. Asuman Tanışık. Onu da hani daha cevaplayamadım yorumunu, ama gördüm hani bu videoyu çekmek için yazdım ismini. Yani bana destek veren bütün arkadaşlarıma, sessiz takipçilerim de vardır hani yazmayı tercih etmeyenler. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ım, ne muradınız, ne dileğiniz varsa Rabbim gönlünüzden geçen nasip etsin diyor. Herkes, kimse kimsenin kalbini bilemez. Ben belki bunu eve ek katkı olsun diye yapıyorum YouTube'u. Belki bir hani anı biriktirmek için yapıyorum. Hani kimse kimsenin içini bilemez, kalbini bilemez. Uzaktan hani davulun sesi hoş gelir. Hani konuşmak çok kolaydır. Onun için hani herkesi nasıl diyeyim? Yani önce düşünüp, ben mesela iki kere düşünüp bir kere konuşurum. Yani herkes de öyle olmaya davet ediyorum diyorum. Tabii ki yani bazı şeyler vardır, insanı hani böyle soğutur, uzaklaştırır.
Ama sizin desteklerinizle birlikte ben böyle tam gaz artık yol alıp yani sağa sola hiç bakmayacağım. Ha şu da var. YouTube yapıldığı zaman çünkü beni takip ettiğim kanallarda var. Aşırı eleştiri alan kanallarda oluyor. Ha bu caydırmamalı. Çünkü illaki hani kimi taraf sevebilir, kimi taraf sevmeyebilir. Kimine yanlış, kimine doğru gelebilir. Hani benim burada sadece aile içinde hani olup da direkt yüze girinip de söylenmeyip arkadan söylenilmesi hani o beni biraz tetikledi. Yoksa YouTube'da hani çünkü herkes herkesi tanımadığı için orada olan yorumlara bir şey diyemem. Çünkü kimse tam olarak içini bilemez. Ama hani şu aile nasıl diyeyim sülale içerisinde hani yapılınca o insana biraz şey geliyor. Evet neyse konuyu çok uzatmayayım. Yani bir teşekkür videosunda başa eklemek istedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Videoyu zaten başına bunu eklerim. Ondan sonra da ıspanak falan yapmıştım herhalde. Ondan sonra da onu eklerim. Ama ben şimdi karnabahar yapacağım. Onu da bir sonraki gün izlersiniz artık. Görüşürüz diyorum. Evet, hepinize merhaba diyerek açılışı yapıyorum. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Şimdi ıspanak bugün günlerden pazartesi. Ispanaklar için lavabonun içini güzelce yıkadım. Şimdi şu tıpasını bastırdım. Ispanaklar suda bekleteceğim biraz. Ondan sonra da yıkayacağım. Ispanağı çok seviyorum. Ama yapması bana eziyet oluyor. Çünkü kumlu şeyli bir sebze olduğu için yani yıkaması ölüm gibi bir şey oluyor. Ben önce bu ıspanakları şimdi suda bekleteceğim. Daha sonra böyle tek tek yıkayacağım. Bir şeyin içine alacağım. Büyük leğenimi. Doğrayacağım. Ondan sonra orada suda bekleteceğim. 2-3 suda orada değiştireceğim. Ondan sonra yemek haline gelecek. Ama normal yemeğini yapmayı düşünüyordum da eşim şey yap dedi. Kararsızım o yüzden. Yumurtalısını yap dedi. Gerçi ben bayağı bir aldım. Ispanak. Şu köklerinden de çorba yapıyorlar aslında ama ben çok şu kökünü koymuyorum. Çorbasını yaptıklarını biliyorum ama. Evet. Ispanağın pastasını da yapıyorum. Belki biraz yapraklarından ayırıp pastasını da yapabilirim. Küçük olduğum için ıspanak pastası diyordu. Onu yapraklarından ayırıyorum. Azıcık haşlayıp püre haline getirip onu pastanın sanki Antep fıstıklıymış gibi bir görünüm alıyor. Hani kimse ıspanaklı pasta olduğunu anlamaz. Efendim aşkım. Şöyle bir tur yiyeyim. Suyu açık bir şekilde. Şimdi bayağı bir çamurlu. Şöyle göstereyim. Yani olduğu gibi çamur. Şimdi ıspanak da böyle çok fazla çamur olmuyor ama kimisi de sanki çamurda yatmış gibi oluyor. Nasıl oluyor öyle de anlamıyorum. Şöyle bir kitle çamur yani. Şöyle bir suyunu açayım önce de. Şu kirli suyu biraz bitsin. Daha sonra da kapatayım. Efendim aç. Evet, daha sonra görüşürüz diyorum. Birazcık da sirke atacağım. Öyle biraz bekleteceğim sırada. Daha sonra hani kürleri iyice yumuşasın. Sonra tek tek yıkayacağım zaten. Dediğim gibi ıslak yaptığım zaman bir günümü neredeyse alıyor benim. Videoyu durdurur musun anneciğim? Evet, şimdi nasıl ıspanakla cebelleştiğimi siz de görün.
Önce şöyle yapıyorum. Buraya biraz yıkadım hani. Önce bu, şimdi suda bekletmiştim. Şimdi şöyle mesela bu ıspanakları önce böyle tek tek yıkıyorum. Böyle koyuyorum. Ondan sonra burada suyum var. İçine su koydum leğene. Daha sonra baton pasta istiyor musun? Ispanak pastası yapayım mı? Olur. O zaman şöyle bir ayrı bir kap ver de bana küçük. Şu sağlam yapraklarını ayırayım. Şimdi ıspanaklı pasta içinde şu yaprak kısımlarını koparıyorum. Yani düzgün şeyli olanları. Bunu haşlayıp püre yapıp harcın içine atacağım. Şöyle biraz ayırayım sağlam güzel olanlardan, yumuşak yerlerinden. Ama daha karar veremedim. Yemeğini mi yapsam yumurtalısını mı diye. Ben yemeğini aslında canım çekti ama yine herhalde eşimin dediği ağır basacak. İkisini de mi yapsam diyorum ama bu sefer de ikisini de yapsam olmaz. Evet, böyle bunu pasta için ayıracağım. Şöyle şimdi bunu yıkadım. Ondan sonra güzelce doğruyorum. Görünüyor herhalde. Sonra böyle suya atıyorum. Bu suda da hani eğer biraz kalmış kum falan toprak varsa tortusu orada da kendini salıyor. Orada bir leğenim daha var. Ona da su dolduruyorum. Buradan alıyorum. O suya atıyorum. Bu dibine zaten çökmüş oluyor kumu. Ondan sonra şöyle bir sudan daha tutuyorum. Daha sonra yemek haline geliyor. Yani ıspanak olduğu zaman tüm günümü neredeyse alıyor diyebilirim bu yıkama işlemi falan. Yani beni bayağı bir uğraştırıyor ama seviyorum kendisini. Ne? Sevdiğim için de. Efendim? Daha yok mu? Hasan'a mı? İçinden bir çekimi yapayım dedim. Ondan sonra batuan doğrayacak. Ben yıkayacağım, buraya koyacağım. Batuan doğrayıp suya atacak. Hani şu işlemi o yapacak. Yani su kuraş mı? Sen o filmin içine attın mı? Ha tabii. Evet, Masumlar Apartmanı'ndaki gibi. Yani yapıyor yapıyor şu kadar bir şey yemek çıkıyor ya. Ay o eziyet ya, tek tek sabunla yıka yıka. Benimkisi de onun az iyi versiyonu diyebiliriz. Ben bir tek sabunla yıkamıyorum ama bayağı bir hani uğraştırıyor beni de bu yöntem. Evet. Şöyle o da suyunu bıraksın. Biz bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra doğradıktan sonra yine görüşürüz diyorum. Batuşum kapatabilirsin anneciğim. Bizi yıkamaya devam. Evet, şimdi bu suda bu şekilde doğradık. Güzelce şöyle bir yıkıyorum yine. Şöyle alıyorum, oraya su koydum. O suyun içine atıyorum. Yani ikinci Safiye vakası diyebiliriz. Böyle alıyorum. Burada da yıkıyorum güzelce. Sonra suyunu süzdürüyorum. Bu kaba hani alıyorum. Kuru halde buna su koymadan. Tencereye de su koydum. Eşimin istediği gibi yapacağım. Yumurtalı yapacağım. Önce haşlayacağım biraz. Sonra soğanla birlikte kavuracağım. Karabiber koyacağım. Sonra üzerine yumurtasını kıracağım. Zaten yaparken çekeyim.
kaymakları içine atacağım. Az bir şey haşlayacağım. Sonra soğanla kavuracağım dediğim gibi. Bu arada bunları yıkarken aklıma da şey geldi. Acaba diyorum Safiye'lerin dördüncü kardeşi ben miyim? Böyle ıspanaklarla hani mücadele ederken yani. Hani ben olabilirim yani herhalde. Ama içime anca sinmiyor yani ne bileyim. Öbür türlü içime sinmiyor yani. Evet, soğanlarımı da doğradım. Şimdi bu şöyle az bir şey haşlandıktan sonra hemen yumurtalı yapacağım bunu. Suyunu tabii sıkıp da koyuyorum. Hani bunu süzdükten sonra çok böyle sulu sulu bırakmıyorum. Böyle elimle sıkıyorum, top yapıp ondan sonra soğanla kavuruyorum. Suyu soğuttu şu anda. Kaynama noktasını durdurdu. Evet. Başka bir şey daha diyecektim ama yine unuttum. Ya iki kutup B12 iğnesi yedim. Bana mısın demedi, yine unutuyorum ben. Açalı 2 dakika oldu yani, hangi yer unuttum. Sağlık olsun işte. Sağlık da gitti gibi. Evet, ha ne diyecektim. Yanına bir de şehriye çorbası yapacağım. Bir de bu olur. Yanına bir de turşu. Tamam, bitti. Bugünün menüsü yani. Ispanaklar mesela suya bıraktığım zaman şey yaptım. Dur şöyle kendime bir çevireyim. Evet, ıspanakları suya koyduğumda da evi böyle hemen hızlıca bir süpürdüm. Lavaboyu yıkadım, hallettim. Ondan sonra şimdi ıspanağı da hallettim. Şu anda benden iyisi yok diyebilirim. Ya zaten işler bitmiyor. Günlük işler, rutin. Sürekli olan şeyler. Sil süpür aynı, sil süpür aynı. Döngü öyle devam ediyor. Hele kış geldik artık, tamam. Gezmeler falan da durur. Onun için bol temizlik yaparız herhalde. Ya da başka aktivite bulmak lazım artık. Sıkıntıyı gidermek için. Bakalım. Örgü falan yapıyordum aslında. İğne oyası yapıyordum. Annem bakayım 2-3 sene önce tülben almıştı. Onun iğne oyasını yapacağım. Hala 2-3 senedir duruyor. Bir tanesini yapıp vermiştim. 2-3 tane daha duruyor. İğne oyası da biraz hani uğraştırıcı bir şey. Tabii ben basitlerinden yapıyorum. O kadar hani ehli usta değilim. Örgü falan böyle yapıyorum. Hatta bazen böyle teyzemle birlikte hani hatırlarım. Atkı falan böyle örüyorduk. Bere, şapka falan hani. Gecede oturuyorduk, sabaha kadar böyle 2-3 tane bere atkı falan örmüş oluyorduk. Hani sabaha kadar oturuyorduk. O zaman ben tabii yukarıda evde oturuyordum. Orada oturduğum zaman da böyle sabaha kadar böyle örgü örerdik. Eltimle keza tülbent oyalıyorduk o zaman. Eltimle birlikte o zaman da oyalıyorduk, öyle yapıyorduk. Eşim 12-8 oluyordu, eltim bende kalıyordu. Kaynım askerdi o zaman, 12-8'lerde. O geliyordu yanıma. Öyle sabaha kadar onunla da otururduk. Böyle oya falan yapardık. Zaten genelde hani böyle bir araya gelince hani genç grup tayfa. Artık tabii yaşlanmış gibi hissettim böyle deyince de. öyle bir araya gelince böyle sabahlardık yani, otururduk. Oturmayı da severdik yani. Evlenmeden önce de dayımın kızıyla, teyzemin kızlarıyla falan böyle bir araya geldiğimizde o zaman da böyle sabahlardık. Çok hoşumuza giderdi. Böyle otururduk, muhabbet oradan buradan falan. Böyle bayılırdık hani böyle sabahlamaya, oturmaya. Dayımın kızıyla hele zaten onunla hani otururduk sürekli böyle. Bir araya gelmeyi çok severdik. Çok iyi anlaşıyorduk. Böyle yani nasıl diyeyim, çok güzel anılarımız olmuştur yani. Konuşmalar, gülmeli yani hala anımsadığımızda yüzümde tebessüm oluşturuyor. Güzel anılarımız olmuştur yani. Zaten çoğunda da hani çoğunuzda da vardır herhalde öyle hani bir araya geldiğiniz zaman, hele mesela kafa denginizse şeyinizse böyle oturup böyle sabahlamalar illaki sizler de yapmışsınızdır. Evet, şehriye çorbasını koydum. Azıcık unla yağ kavurdum, sonra salçasını ilave ettim. Şimdi suyunun kaynamasını bekliyorum. Suyu kaynadıktan sonra şu tel şehriyeyi atacağım. Ata şehriyeyi değil. Bir de ben şehriye çorbasında şeyi seviyorum. Bulyonu. Et bulyon atıyorum.
Hani onun tadı aroması daha çok hoşuma gidiyor yani. Şimdi aslında şehriye çorbasını pek sevmez ama artık yaptık bir kere. Yani pek yemek seçmez ama şehriye çorbasını pek sevmez nedense. Ben de nadir yapıyorum şehriye çorbasını. Uzun süredir yapmadığım için şimdi dedim yapayım dedim, özlemiştir. Evet, o kaynarken ben de bu arada soğanlarımı koydum. Soğanlarım da kavruluyor. Ispanağın suyunu, ıspanağı da haşladım ve süzdüm. Onun şimdi suyunu sıkacağım ve içine atacağım şurada ıspanağını da. Önce bir güzelce soğanım kavrulsun, ondan sonra ekleyeceğim. Onu da göstereceğim. Evet, çorba suyu kaynadı. Şimdi şehriyesini ilave edeceğim içine. Ben biraz yoğun kıvamlı seviyorum hani bu şehriyesini. Çok böyle sulu sulu değil de biraz daha yoğun halde seviyorum şehriyesini. Tabii tercihe bağlıdır da ben öyle seviyorum. Atacağım. Şöyle bir de nane alayım. Şöyle bir de nane ekliyorum. Evet, karabiber ve nane ekledim. Şehriyesini de koydum. Zaten bu pratik bir çorba oluyor. O pişince tamamdır. Şimdi soğanım şöyle. Çok soğan doğrayınca ben tuzu önceden atıyorum. Annem de hani böyle yapar. Yemekleri hani soğanı daha güzel hani öldürüyor. Ama hani bir tek soğan falansa yemeğin sonrasında eklerim tuzunu. Ama bu 3 tane soğan vardı onun için önden ekledim. Şimdi şöyle karabiber ilavesi yapıyorum. Bir de Miracım ıspanağı haşladım ya. Anne ne kokuyor diyor. Kokusundan pek hoşlanmadı ıspanak. Dedim anneciğim, ıspanağı dedim yememiz lazım. Çünkü temel ne istedim? Ispanak yiyormuş dedim. Ispanağı sevdirmemiz lazım tabii ki de çocuklara. Ama bakalım yiyecek mi bilmiyorum. Göreceğiz. Evet. Şimdi ama şu görünmeyecek. Şu tarafa alayım. Daha rahat görünüyor. Evet. Şimdi şöyle ıspanağı alıyorum. Şöyle fazla suyunu sıktırıyorum. Çünkü çok sulu olursa güzel olmaz. Evet, suyunu sıktırıyorum. Şöyle kavuracağız. Bu ıspanağı böyle soğanla kavurup şeyi de çok hoşuma gidiyor. Onu da çok seviyorum. Adını sen getir. Sarımsaklı yoğurtla birlikte karıştırıp öyle yemesini de seviyorum. Bu arada çaydanlığa da su koydum. Nescafe'yi hak ettim herhalde. Bir Nescafe içeceğim. Evet, şimdi ıspanağımı biraz kavurdum. Şöyle yumurtalar için temizleyeyim. Biraz ses oldu. Şöyle yumurtalar için de oyu kaçıyorum. Dört. Bir de ortaya kırayım. Bir, iki, üç, dört, bir de orta, beş. Şimdi Bismillah dedik. Evet, birinci yumurtamızı kırdık. İkinci.
Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci yumurtamızı da kırdık. Şimdi üzerine tuz sepeceğim. Öndüreyim ki. Evet, şöyle yumurtaların üzerine tuz dökeyim. Ondan sonra da en kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde böyle pişecek. Ben yumurtaları tam pişiriyorum. Çiğ olursa hani hoşlanmıyorum. Tam bir şekilde pişiriyorum o yüzden. Hani çiğ yumurta sevmiyorum. İyice pişecek yumurta. Yani menümüz tamamladık. Çorbamız hazır zaten. Ispanağımız da hazır, yumurtalı. Bu kadar. Şimdi ben bir kahve içeyim.